Saygıdeğer izleyenler, Akkuş Niksar Caddesi üzerindeyiz. Ordu'nun büyükşehir statüsüne geçmesinden sonra dönemin belediye başkanı Enver Yılmaz tarafından Akkuş Niksar Caddesi üzerinde yol iyileştirme çalışmaları yapılırken kaldırımlar olağanüstü geniş yapıldı. Evet. Ancak bu genişliğe rağmen buradaki esnafların hesabı yapılmamış olacak ki araçların giriş çıkacağı yerler bırakılmadı. Vatandaşlar kaldırımın genişliğinden memnun oldukları kadar esnaflar da mal indirmek ve mal bindirmek sıkıntısı yaşıyorlar. Yine Ali Arslan'a soralım, sonra da diğer arkadaşına soralım. Evet. Buyurun, derdinizi seçilmiş ve atanmış yetkililere söyleyelim. Evet, ben buradan ilk önce o Ünye Belediye Başkanıma sesleniyorum. Biz burada esnaf olaraktan ağır tonajlı iş yapıyoruz. Fındık, gıda, toptan yapıyoruz. Bizim bir arabamızın yüklenmesi en kötü şartlarda bir saat sürüyor. İndirmesi de öyle sürüyor. Şimdi bizim en ufak yükümüzü 70-80 kilo. Yani hızlı arabaya gidip gelemiyor. Yani işçi. Doğru. Bu sefer ne oluyor? Trafik geliyor, bizi arabayı kaldır. Kaldırıma çıkarıyoruz. Belediye geliyor, zabıta geliyor, aşağıya indir. Kaldır arabanı. Ben vergi veriyorum. Nasıl bu ticaretimi yapmayacağım? Arabayı kaldıracağım veya gelen malı indirmeyeceğim. Vergi ödemezsen devlete görevini yapamam. Ver yapamam. Şimdi şuradan diyorum. Tamam. Böyle karar aldılar diyelim. Şimdi veterinerden aşağıya cep var. Buradakiler esnaf, buradakiler Rusya'dan gelen kişi esnaf mı? Veterinerden o kadar cep yok. Aşağıdakilerin torpili ne? Özelliği ne? Bizim burada esnaf olarak da bak karşımda var. Bu tarafta var, hep fındıkçı burası. Gıda toptancısı fındık. Ben iki türlü iş yapıyorum. Hem gıda yapıyorum hem fındık yapıyorum. Bu veterinerdeki aşağıda hep cep var. İsterseniz gidelim tespit edelim. Buradaki esnafın cebi var da bize niye cep yok? Stadın yanında cep var. Orada park var. Günübirlik boş oturanlar orayı gerisini aydınlatmak istemiyorum. Yani ne dediğimi anla. Kim bayan geçiş, kim gidiyor orada otur seyret. Arabasını kilitliyor akşama kadar orada. Orada çayını yudumluyor. Ben vergi veriyorum. Benim cebim cep yok burada. Ben polisle mi uğraşacağım, zabıtayla mı uğraşacağım? Şimdi buradan geliyorsun, her türlü vergini alıyorsun, benim ihtiyaçlarıma cevap vermiyorsun. Burada geçmişteki Ahmet Çamyar Bey'e de bunu anlattım ben. Biz bunu Ordu Büyükşehir yaptı. Ben sana Ünye Belediyesi olaraktan sana oy verdim. Sen de gidip benim talebimi aktaracaksın oraya. Aynen, işi o. Görevi o, onu yapacaksın. Sen onu aktaracaksın buraya. O zaman gel sen burada bir esnaflık yap bakalım. Kolay mı zor mu bu iş? O zaman bana dokunma. Ben kaldırıma çıkarayım arabayı. Kaldırım kırıldı şeyini yanmayacaksın bana o zaman. Nerede yükleyeceğim ben arabayı? O zaman esnaf olaraktan bizi buradan kaldır. Kebengeleri de indirin. Vergiyi nereden alacaksınız bakacağım. Devlet bütçesini nereden alacak doğrultacak bakacağım. Biz hep vergi vereniz. Devletten alan değiliz. Bak polis iş yapıyor maaşını alıyor. Hemşire alıyor, doktor alıyor. Muhtar alıyor. Biz devamlı devlete veriyoruz. Vergimizi veriyoruz. Ben işimi düzgün yapamadıktan sonra vergimi nasıl vereceğim? Vergimin karşılığında abi istersen otur. Abi bir benim yanıma misafirle gel. Yazhaneye otur. Polisin bize burada bağırdığını. Bizim de gururumuz hasret var. Zabıtanın bize sıkıntı yaptığını gelin görün. Ama açmayın. İçeride oturun görün. Ben bunları söylemek istiyorum. Ünye size, Belediyesi'ne. Size ilgililer sizi duyacaklardır. İnanıyorum. Bu arada aynı dertten muzdarip bizlere de haber yap diye müracaat eden kardeşimizi de tanıyalım. Benim adım Abdullah Balcı. Abdullah Balcı. Evet. Efendim aynı dertten muzdaripsiniz. Ben buyurun. Toptan gıda işi ve fındık alım satım işiyle ilgileniyorum. Niksar Caddesi'nde de ikamet ediyorum ben kendim burada. Dükkanlar şu yan tarafta. Evet. Benim buraya dükkanı açtığımda burada kaldırım yoktu. Ne zaman ki Ünye, bu Ordu Büyükşehir Belediyesi kuruldu, bu yolun işletme hakkı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu için Ordu Büyükşehir Belediyesi burada kaldırımları genişletti, yolu taratlı.
Bu yüzden dolayı burada biz mal alıp bindirmekte sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşınızın şikayetlerinin aynısını... Aynısını söylüyoruz. Gazofil'de sizde de var. Aynısını söylüyorum. Aynısını daha da fazla sesini söylemek istiyorum. Şimdi burada yolun genişliği 6 metre, kaldırımın genişliği 15 metre. Ben diyorum ki bu kaldırımı biraz ufaltalım. Burada cep yapalım. İki esnafa bir cep. Üç esnafa bir cep. Cep yapalım buraya. Buradaki esnaflar mağdur olmasın. Buradaki esnaflar hep tüccar olduğu için, fındık işiyle uğraştığı için arabaları çekemiyorlar, malını indirip indiremiyorlar. Ben Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Sayın Hilmi Güler'den rica ediyorum. Bizim bu sorunlarımızı dinlesin. Bize bu konuda yardımcı olsun. Buradaki esnafın şikayetlerini dinlesin. Buraya bir çözüm bulsun. Ben kendine teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda üye belediye başkanına da seslenmek istiyorum. Sayın Başkanım, bak biz burada esnafız. Buradaki dükkanlar hepsi de fındık işiyle uğraşıyorlar. Burası bu cadde Ünye'nin en büyük caddelerinden bir tanesi. Bu caddede herkes fındık işiyle uğraştığı için burada millet arabalarını çekip mal indirip indiremiyorlar. Trafik polisi ceza kesiyor. Zabıtlar ceza kesiyor. Araba çekince yol tıkanıyor. Problem yaşıyoruz. Bizim problemimizi giderin. Bak size burada sesleniyorum. Bizim bu söylediklerimizi kulak arkası yanmayın. Bu şikayetlerimizi dinleyin. Bize yardımcı olun. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hepinize. Allah razı olsun.